İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Devlet arşivlerinde soykırım anmaları. Stepanakert'te Uluslararası Frankofon Günü'ne adanmış bir etkinlik düzenlendi. Askeran bölge yönetimi, uygulanan güvenlik önlemleri, konumsal tavizler tahliye anlamına gelmez. Rusine Nazaryan, Batı Ermenistan'da sanat ve el sanatları. Batı Ermenistan'daki İshak Paşa Sarayı ziyaretçi rekoru kırdı. Derenik Demircihan'ın 145. doğum günü. Genel olarak Ermeni soykırımı kurbanlarını anma geleneğinin 1915'in 50. yıl dönümünde yani 1965'te başladığı kabul edilmektedir. Biz bunun çok daha geriye gittiğini devletin raporlarından öğreniyoruz. Ermeniler 20. yüzyılın ilk büyük soykırımını ve soykırım kurbanı kardeşlerini ilk günden beri hiç unutmadılar. Kimi kaynaklara göre soykırım kurbanı kardeşleri için ilk anıtı savaşın hemen bitiminde, bugün izi kalmasa da 1919 yılında İstanbul'da inşa etmişlerdi. Eş zamanlı olarak Ermeni halkının başına gelenleri de her fırsatta anlatmaya çalıştılar, lakin dönemin reel politiği feryatlarının işitilmesine imkan vermedi. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Paul Edward House Frankofon Merkezi ile Hadrut Çocuk ve Gençlik Yaratıcılık Merkezi tarafından Stepanakert'te Uluslararası Frankofon Günü vesilesiyle bir etkinlik düzenlendi. Hadrut'un Çocuk ve Gençlik Yaratıcılık Merkezi öğrencilerinin Ermeni-Fransız ulusal motifli el işleri sergilendi ve Fransız ve Ermeni şarkı ve danslarla performans sunuldu. Hadrut Çocuk ve Gençlik Yaratıcılık Merkezi Müdürü Irina Tamrazyan, 20 Mart Uluslararası Frankofon Günü, bu uluslararası örgüt, başta arsa halkımız olmak üzere tüm Ermeni ulusuna büyük insani yardım sağlamaktadır. Okulumuz her zaman çeşitli Fransız kuruluşlarının ilgi odağı olmuştur, dedi. Artsakh'ın Askeran Bölgesi Yönetimi'nin ifade ettiği bilgiye göre bugünlerde temas hattına yakın bir dizi köyde silahlı kuvvetlerimiz Artsakh'ta konuşlanmış Rus barışı koruma birlikleriyle birlikte yerel sivil nüfusun tam güvenliğini sağlamak için ek önlemler alıyor. Kaynağa göre bu önlemler yerleşim yerlerinin taviz ve tahliyesi anlamına gelmemekte. Aksine yerleşim yerlerinin güvenlik düzeyini artırmayı amaçlamaktadır. Bölge idaresinden yapılan açıklamada halk arasında paniğe yol açmamak için asılsız iddia ve spekülasyonlardan uzak durmanızı rica ediyoruz, denildi. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenia TV'de Nubar adlı geleneksel şarkı ve dans grubunun başkanı Lusine Nazaryan, Batı Ermenistan'ın sanat ve el sanatları programı çerçevesinde bu alandaki faaliyetlerini sundu. Aslen Karin Erzurumlu olan Lusine Nazaryan, Nubar adlı grubunun ana motivasyonlarından biri olan dans ve müzikte ulusalın rolüne vurgu yapıyor. Özellikle Batı Ermenistan'a yaptığı ziyaretlerden çok etkilenmiş, performanslardan sonra insanlar ona köklerini ve kültürlerini hatırlattığı için şükranlarını sundu. Lusine'ye göre Batı Ermenistan'da yaşayan dönme Ermeniler için kimliklerinin korunması çok zor ve sanat yoluyla gerçekten sahip olduğu kültürel mirasını yakından tanıyabilirler. Batı Ermenistan'daki Ağrı ilinin Doğu Beyazıt ilçesinde yer alan UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nı 2013'te 96.858 kişi, geçen yılda COVID-19 salgınına rağmen 226.600 ziyaretçi gezdi. En önemli tarihi ve turizm mekanlarından biri olan tarihi İshak Paşa Sarayı, mimarisi, tarihi ve görkemli yapısıyla Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden her yıl turistleri ağırlıyor. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen İshak Paşa Sarayı, kışında çevresini kaplayan kar örtüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Batı Ermenistan böylesi bir tarihi kültürel değerlerle doludur. Derenik Demircihan'ın Ev Müzesi, yazarın 145. doğum yıl dönümüne ithafen bir konferans düzenledi. Konferans 25 Mart'ta Yeşil Çarenz adlı Edebiyat ve Sanat Müzesi'nde gerçekleşecek.
Cumhuriyet'in tanınmış bilim insanları, kültürel şahsiyetleri bilimsel raporlarla sahne alacak, bu klasik şahsiyetlerin edebiyat, tiyatro, sinema, sosyal, politik alanlardaki verimli eserleri sunulacak. Demircan sevenler ve Demircan uzmanlarının konuşmaları gerçekleşecek. Şimdi size 1907-1989 yıllarında yaşamış Gusan Aşot'un Susanna Margaryan tarafından seslendirilen Ansar Aygu Nayelov adlı eseri sunuyoruz. Yıkar Ansar bir tavu, o kez malko davu, sirdaste biz bir tarım, harik neret arnevu, sirdaste biz bir tarım, harik neret. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.